Kendi imkanlarınızla şey yaptınız. Tabii hep kendim. Şimdi gene kendi imkanlarımızla. Film çektik. O dönem kar etti mi Minyeliler falan? Yani, ki Türkiye'nin rekoruydu o dönemlerde. İzlenme rekorları vardı. Çıkardı. Yani Minyeli bir aşağı yukarı maliyetini çıkardı. Zarar etmedik. Ama Minyeli iki de zarar ettik. Çünkü biz pahalı filmler yapıyoruz. Yani ben sanat o kadar seviyorum ki hiç para musluk kısmıyorum. İşte İlhan buradaki son iki filmi de gördü. Hatta kısmadığımız gibi biz bir de böyle bağışlar çok veriyorduk yani. Sponsorluk oluyorduk o akıllıkta. Hediyeler bilmem neler. Orada zaten her gün her türlü meyve, sebze ve çikolata baklavasından ikramlarımız bol olurdu ki bir rahatlıkla olsun bu işler. Yani ben bu sanatta para kısmayı hiç düşünmem. Paran yoksa çekme kardeşim. Ama o zaman da filme yansıyor. Sürgün filminizin aldığı başarının sebebi neydi sizce? Şimdi sürgün ismi zaten sürgün. Türkiye'de bir yeni bir harekatı anlatıyor yani. Zaten Feza film onun öncülerinden. Daha parası var, daha disiplinli, daha sistemli. Daha evvelden birkaç yapılmış ama kesit olmuş o. Bir de paralar bir şahısta verilmemiş. Sağdan toplanmış. Doğru dürüst yapımcısı belli değil. Yani yönetmen olsa da o da zayıf zaten. Onun için parça parça. Ama Feza film kurulduğu zaman disiplini, sistemli, parası olan ve baştan sonuna kadar takip etti. Pazarlamasına kadar ve disiplin bir sistem, bir kurumsallaştırdığı işi yani. Onun için bizim filmlerimiz böyle başladı. Sürgün filmde tabii ben yönetmenliğe başladım daha sonra yapımcıdan sonra. O da öyle başladı sistemli. Senaryo çalışmaları uzun bir zamana yaydık. Film çekimlerimiz aşağı yukarı bir yıl sürdü. Üç mevsim çektik. İlkbahar, sonbahar bir de kış. Yani üç mevsim çektik yani. Rus filmleri gibi. Ruslar da öyle yaparlardı. Birkaç sene sürerdi. Onun için tabii hem görsellik, hem çekim güzelliği, hem senaryo çalışmalarımız, kurguları tabii beğenildi. Ödüller aldı. Yurt dışında 4 tane ödül aldı. Yani 92 biliyorsunuz yani Salerno'da en iyi ikinci film aldı. Gene Amerika'da Philadelphia'da 93'te herhalde en iyi film Philadelphia'da. Taşkent'te 2 tane ödül aldı. En iyi ikinci yönetmen ve en iyi ilk filmi çeken birincilik şey verdi. Diploma aldım yani. Sonra diğer festival finale kaldı ama ödülü ama 4 ödülü var. Yani zaten final bile bir ödüldür. Tabii beni bu çok büyük bir ben sen neymişsin gibi bir gurur verdi. Çünkü Türkler o yıllarda falan hep basık, baskı altında hiçbir şey üretmeyen, yani hep dışarıdan bekleyen. Bir kendimi böyle bir çalkadım dedim ya bizim sanatta demek ben şimdi İtalya'da ödül aldım. İnanamıyorum sosyalist bir ülkede, Taşkent'te. O zaman sosyalistler de vardı. Ödül almam. Amerika gibi bir yerde kapitalizmin tam ciddi olan bir ülkesinde ödül almam bana çok bir motive etti. Moral verdi yani. Kendime güvenimi şey yaptım. Yani güven çalışıyoruz ama tabii birileri teşkil etmesi lazım. O bana güvenimi kuvvetlendirdi. Bir sinemacı olarak İslami, muhafazakar tutumunuzdan dolayı sizi dışlayanlar, ayrımcılık yapanlar oldu mu? Ben kimsenin ne parasına, ne namusuna, ne başka bir şeyine kiş huş demediysek değil mi? Evime herhangi bir şey gelmesi alacak. O zaman benim hep düşüncemden dolayı, fikirlerimden dolayı bunlara tabi oldum. Ama ben bunları hep madalya gibi görüyorum hayatımda. 4 tane madalya takıldı. Evim kurşunlandı. İş yerim kurşunlandı. Kaç yerinde? İşçiler kurşunlanıyor. Onu yerlere yatırılıyor. Sonra arazide kurşunlar atıyorlardı. Böyle mermiler üzerimdeydi. Böyle mermi dönerek gittiğini gördüm. Onlarca mermi taradılar bizi. Sonra da arabam kurşunladı. 2,5 senede köyde gece vakit. Hep düşüncelerimden dolayı tabii. Dik duruşumdan dolayı. Mertliğinden dolayı. İlahi mesajları yaymaya çalışmandan dolayı. İlahi mesaj nedir? Haram. Haram, kötülük, kötülük, yalan, yalan. Bunlar hırsız, hırsız. Bunun karşısındayız tabii biz. Doğruluk, adalet, dürüstlük, çalışmak bunları anlatıyoruz. İnsanlık, aile. Son yaptığınız filmlerde topluma neyi vermeyi hedefliyorsunuz? Yani zaten asır süresi iman et diyor. İkincisi işlerini diyor makbul ve güzel yap.
Üçüncüsü dürüst ol diyor Allah. Bakın kural bunlar. Dördüncüsü sabırlı ol. Dürüstlük derken adalet içinde yani. Her şeye dürüst olacaksın. Öbürü de sabırlı olacaksın. Ayran gönüllü olmayacaksın. Bir iki saat, birkaç günde, bir iki senede hemen oldum, biçtim, Allah, Allah ver demeyeceksin. Allah verecek sana bir süreç içinde. Hazreti Yusuf neden kuyuya atıldı? Sonra köle olarak satıldı. Kaç yıl hizmetçi oldu? Sonra kalktı, yetmedi. Bir de zindanlarda 9-2 yıl daha uzattı Allah. 11 yıl verdi. Sonra da oranın bakanı oldu yani. Maliye Bakanı. Sonra bütün ailesini topladı. Hayat böyle yani. Yani Allah diyor ki disiplinli ol. Sabırlı ol. Sen bugün değil sonuna bak. İşte bizim bu da çok önemli bir şey. Acele ediyoruz bizler yani. Hemen mürüvvetini görmek istiyoruz yaptığımız işlerin. Sabırla yani. Allah sonunda verecek yani. Kazanacağız. Zafer bizim olacak. Ama işte ben bu dört şey felsefeye şey seviyorum. Birisi iman. İman olacak. İkincisi işlerimizi çok iyi yapacağız. Bak iş geliyor. Yani sen işlerini kötü yap. Ondan sonra bekle Allah'tan. Kötüsün. Öbürü yani işte işleri makbul ve güzel der ki Allah eğer bir işi vereceğin zaman bile bir yabancı bir insan bir olsa aynı görüşlerin olmasa bile onu tercih edeceksin. Ayet bu. Makbul ve güzel iş yapana vereceksin ve makbul ve güzel iş yapandan işi öğreneceksin. Peygamberimiz ona en küçük şey örneği Çin'de dosya öğren diyor yani ilmi. Gene makbul ve güzel işi Peygamberimiz selam vermiyor tembele bir seyahatinde. Hurmanın dibinde yatan adama selamı dönerken çöp elinde çalışırken selam veriyor. Arkadaşları soruyor. Diyor ki biraz önce vermedi şimdi ver. O diyor tembeldi. O yatıyordu. Yatalaklara ben selam vermem. Türk mehali böyle. Çalışana veririm. Çalışmayayım dedi. Yani makbul ve güzel iş çalışma yani. Hatta kıyametin kopacağını bilsen diyor yani Peygamberimiz yani. Bu çok örnektir hayat tarzımız. Ne diyor burada? Hurma dalledik. Ya kıyamet kopacak. Hurmayı 30 senede 20 senede çalış. Yarın gene sen bugün çalış. Çalışma der ki okumak, çalışma. Her şey içinde. Verimli ol. Bunları kim yapıyor? Uzaylara kim çıkıyor? Mercedeslere, BMW'lere kim yapıyor? Daha teknolojileri kim yapıyor? Şu telefonları kim buluyor? Bu kameraları. Bir de Müslüman alemine bak. Peygamberimizin sözleri yapılsaydı ne olurduk? Hepsini biz daha önceden bulurduk. Ve başka yerlere biz giderdik uzaylarda. Belki yaşam şey yapardık. Araştırmanın çok daha ileri seviyeye getirdik değil mi? Ama bu peygamber ahlakı mı? Peygamberi vasiyeti mi? İdeoli mi? Yok. Ayet ne dedik? Gelen ayet oku. Hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? İmandan sonra hayat okuyacaksın. Oku. Oku. Hatta okuduğun zaman iman da gelir zaten. Oku. Bir de işleri çok güzel yapacaksın. Bir de dürüst. Dürüst. İşleri makbul ve güzel yapacaksın. Dürüst olacaksın. Sabırlı olacaksın. Bu dört felsefe olursa bak bakalım. Kim işte Avrupalılar bu dört felsefeyi yaşıyorlar. İşleri bir kere çok iyi yapıyorlar yani. Kalite, kalite, kalite. Ya görüyoruz işte yani yapılan işler. Hepimiz evinde Avrupa'nın malları var yani. Parası olan her şey onların malı yani. Parası oluyorsa, çok daha iyiyse oradan alıyor. Onun mallarını kullanıyor. Sonra adamlar dürüst, yalanları çok az, yok gibi yani. Değil mi? Veyahut da efendime söyleyeyim, çok sabırlılar yani. Ta 100 seneyi, 50 seneyi plan yapıyorlar. Yani dedelerinin planını yaşıyorlar torunları şimdi. Ve çocukları babalarının planını yaşıyor. Bizim babalarımızın bir planı yokmuş ki. Dedelerin bak bunu yaşıyoruz. Şimdi çocuklarımız için ne plan yapıyoruz? Uzaylarla, herkes helikopterlere birbirine gidelim. Teknolojiye demirden, çelikten, pamuktan, şundan, bundan yastığı yorganı. Başka bir şey yok. Yer altındaki istediğin gibi suyu çıkarırsın. İstediğin yere pompa yaparsın. Elektrik desem bedava. Allah'a şimdi güneşten de başladık biz de yapıyoruz. 45 binli nüfusu bir şehir aydınlatıyoruz. Güneş panelleri koyuyorsun bedavaya. Ham maddesi yok. Sessiz. İstediğin kadar bunu üret. Dağ taş ve hatta dünyaya sat. Zaten geleceğin işi bu. O kadar bedava ki. Her şey bedava. Bakın aklımızı kullan. Ey akıl sahipleri. Aklını kullan. Bir de ayette diyor ki Allah herkes diyor. Gayretinin neticesini elde eder. Bunu Müslüman veya başka bir Müslüman demiyor veya başka bir ateist demiyor. Kim çalışıyorsa onun ben karşılığını veririm. Ayetleri bileceğiz.
Tabii en büyük şeyimiz de Kur'an meal okumamak, manasını Türkçe öğren ki Türkçe yaşa. Böyle kalkınacağız, böyle düzelecek milletimiz. Allah'ın emirlerini bileceğiz. Ayet mi, hadis mi? Bir de önemseyeceğiz tabii, bilinecek, önemseyeceğiz. Bilmek de maalesef şeytan bilemedi. Bildi de bilmek istemedi yani, gururundan, kibirinden cennetten kovuldu.